eşlik buyurmuşlardır. Hoş geldiniz Sayın Başbakanım. Sayın milletvekillerim, değerli... Kızılay dostları. Dönem itibariyle eğitim öğretim açılacak. Ama onun haricinde 3 tane merkezde, 4 tane de ilçede olmak üzere 7 tane de anaokulunun kazanımıyla ilgili talimatı vermiştir. Ben Milli Eğitim Bakanımıza can yürekten teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın o meşhum darbe ve işgal girişimi çerçevesinde milletimizle bütünleşerek haydi meydanlara sözüyle beraber Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey Ilgaz'ı karargah kılarak Mürtet Akıncılar Havalimanı'ndan havalanarak milletimizin üzerine bombalar yağdıran F-16'ların bir daha kalkamaması noktasında o pistin etkisiz hale getirilmesi talimatını Çankırı Ilgaz'dan vermiştir. Yıllardan beri kronik bir problem olan yabancı dil İngilizce ile ilgili problemi çözmek için 4. İngilizce yaz okulunu açıyoruz tüm öğrencilerimize. 1. sınıflardan 12. sınıflara kadar. Ama tüm yaz okulları bir oyun kıvamında. Dolayısıyla o çocuğumuzun talep etmiş olduğu listeyi de yerine getirmiş oluyoruz. Ve öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bulundukları illere bağlı kalmadan gittikleri her yerden aktif olarak bu süreçlere ücretsiz bir şekilde katılabilecekler. Ben bu yaz okullarında hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanlığımızın özellikle sizin bakanlığınız döneminde okul öncesi eğitimde büyük bir hamle başlattınız. Aslında bizim yaptığımız sizin yaptıklarınızın zekatı ölçüsünde. Amaç burada daha önceden bu işin farkındalığını oluşturmak. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya, beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. İşte o hadisin gereğini yapıyoruz. Bizim çocukluklarımızda, bizim dönemimizde bırakın okul öncesi eğitim, okul çağındaki eğitim bile imtiyazlı bir işti. Ben 3 sınıfı bir arada okuduğumuzu biliyorum. 1, 2, 3 bir arada, 4, 5 bir arada okurdum. Dolayısıyla o günler geride kaldı. Artık alfabe okur yazarlığında %100'lere yaklaştık. Ve şimdi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yapılacak anaokulları, ana sınıflarıyla okul öncesi 3, 4, 5 yaşı da aynı oranlara taşıyacağız. Az önce bakanımız açıkladı. Bunu neden önemsiyoruz? Şunun için esasında okul öncesi yavrularımızın kişilik oluşum alışkanlıklarının gelişmesi, arkadaşlıklarının gelişmesi ve birçok sosyalleşme konusunun bu dönemlerde oldu. Hani ağaç yaşken eğilir atasözümüzün gereği olarak bu yaşlarda kazanılan alışkanlıklar daha sonraki yıllarda sizin kişilik özelliklerinizi oluşturuyor. O yüzden de yavrularımızın bugün dünya şartlarında gününün büyük bir kısmını bizim yanımızda geçirmiyorlar. Onları öğretmenlerimizin
güzel, emniyetli ellerine teslim ediyoruz. Ve onlar en güzel şekilde işleyerek hayata hazırlıyorlar. Öğretmenlerimize, eğitim ordumuza yürekten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenliğin ne kadar zor bir iş olduğunu yaşayarak, tecrübe ederek bilen birisiyim. Öğretmenlik yapmadım, yapmaya kalktım, yüzüme gözüme bulaştı. Öğretmenlik sabır isteyen bir iş. Öğretmenlik kararlılık isteyen bir iş. Öğretmenlik anne şefkatinin gece gündüz yıllarca öğrenciler üzerinden eksilmemesi demek. Bunun için kutsal bir görev yapıyorlar öğretmenlerimiz. Özellikle bu anaokullarını hizmete verirken Milli Eğitim'e Kızılay bayrağı altında yapıp Kızılay'dan Milli Eğitim'e teslim ederken Milli Eğitim Bakanlığımız hiç ekşimeden, hiç sorun çıkarmadan büyük bir istekle sahiplenme gerçekleştirdi. Bu çok önemli bir şey. Bunu çok kıymetli buluyorum. Bunun için de Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Genellikle bir işi yaparsınız. Ondan sonra bunu birine vermek için de büyük bir emek sarf edersiniz. Hayal kırıklığı yaşarsınız. Burada onu hiç görmedik. Çok güzel kabul gördü. Çok güzel de işler yapıyorlar. 52.sini açıyoruz. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ile 81 anaokulu projesini tamamlamak. Tabii bakanımızın hızına yetişmemiz mümkün değil. 3000 okuldan bahsediyor. 3000 ana sınıfından bahsediyor. Yani şunu yaptıksa biz de mutlu oluyoruz. Bu hamlenin başlamasında en ufak bir katkımız olduysa bizi de farkındalık oluşturmada bu da bizi mutlu ediyor. Bu açılışlara da sağ olsun fırsat buldukça Sayın Bakanımız hiç tereddüt etmeden iştirak ediyor. Çok değil, 2 gün önce ayaküstü gördüm, kendisine bahsettim, hiç tereddütsüz geldi. Katıldı hanımefendiyle beraber. Sizlere de bu Yarenler şehrinde bu güzel vesileyle bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Tabii Çankırı milletvekillerimizde grup başkan vekilimiz ve milletvekilimiz Çankırı'nın meselelerini ne kadar yakından takip ettiklerine ben şahidim. Zaman zaman bu konuları birlikte görüşüyoruz, değerlendiriyoruz. Çankırı'nın tabii bizim özel bir yeri var gönlümüzde. Az önce bahsetti 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında biz buradaydık. Bazı çalışmaları buradan gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızla koordinasyonu burada yaptık. Ama bunun ötesinde bakanlığımın ilk yıllarında Ankara'dan Çankırı'ya, Kastamonu'ya gitmek meseleydi. Efendim Baykuşbeli, Tekebeli, İndağ, Ilgaz Dağı her biri giderken korkulu rüyalar gördüğünüz geçitler ve laseli yollardan ibaret. Elhamdülillah bugün bunlar geride kaldı. Gerek Çankırı, gerek Kastamonu Ankara'ya kapı komşusu oldu. Çankırı ayrıca bir başka önemi de var. Benim dünürümün de memleketi. Her ne kadar bize Kastamonluyuz dedilerse de gelini aldıktan sonra Seda'yı Çankırı olduklarını anladık.
Bu da güzel oldu. Önce Çankır Kastamonu'nun işlerini yaptırdılar. Sonra da Çankır'ın işlerini yaptırdılar. Böylece iyi bir taktik izlediler. Memleketin işleri için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere canla başla 20 yıldır çalışıyoruz. Allah ömür verirse milletimizin duası desteği devam ettiği müddetçe bundan böyle de çalışmaya, memleketimiz için, milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Çankırlılar, birçok olay yaşadık. 20 yıl bir bakışta göz açıp kapayıncaya kadar geçti ama birçok da olayla imtihan olduk ve hepsinden de başarıyla geçtik. Zaman zaman yaşanan zorluklar dolayısıyla moraller bozulabiliyor. Ama şunu hepimiz iyi bilmeliyiz. Ülkemizde gidemediğimiz şehirler vardı, gidemediğimiz bölgeler vardı. Can ve mal güvenliği her şeyin önünde geliyordu. Elhamdülillah bunları geride bıraktık. Bugün küresel bir zorluk yaşıyoruz. Pandemi sonrası bu bütün dünyanın yaşadığı bir zorluk. Biz de bunu yaşıyoruz. 90'lı yıllarda biz yaşamıştık. 20 yıl içerisinde de son yıllarda bunu yaşıyoruz. Ama herkes rahat olsun, emin olsun. Bunların da üstesinden geleceğiz ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hacı Mehmet Üner Anaokulu'nun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim burada okuyan öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Öğrencilerini milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmelerini nasip eyle. Evet, hayırlı uğurlu olsun ya Allah, bismillah. Ya ben Amerika'ya gittim. Güzel. Tamam. Teşekkür ederiz efendim. Abi teşekkürler.